Bugün farklı bir şey yapalım. Bir ay önce uygulamasını yazdığımız sıramızın kontrolüne geldik. Kapısını beraberce açalım. Geçen senenin Ekim ayı dikimi yapılmıştı. Yani birinci yılı bu. Bakalım bizi içeride ne bekliyor. Evet, şimdi bir sıradan girip baştan sona beraberce bir dolaşalım. Dediğimiz gibi birinci yılı bu sıradan giriyorum. Yavaş yavaş hem fidanlarını görelim, hem köklerimizi görelim, hem de dallarımızı. Bir hafta sonrasında hasada gelir. Zaten göründüğü gibi bu dalımız şu an bile hasada gelik durumda. Sağlı sollu, karşıları da sizinle beraber izleyelim. Bitkilerimizin yaprak renkleri, desenleri, fidan olarak, kök olarak buralarda da var. Buradan da kaldırayım. Bunu da görebiliriz. Hatta sökeyim şöyle hafiften. Kılcallardaki temizlik. Ayrım yapmıyorum. Hem fidanıyla, fidan kalitesiyle, kök kalitesiyle, kökler birbirinin üzerine geçik durumda. Altından da gidiyor. Buradan gelişi zaten belli, buralardan. Ta aşağılardan giden kökleri görüyoruz. Her tarafından gelen kökler. Tekrar dallarımıza çıkalım. Parmak kalitesi. Yine kökler. İkisi yan yana. İleride iki dalımız. Aradaki dallardan. Devam ediyorum. Dediğim gibi bir sıradan ayrılmıyorum. Sık sık belirtiyorum birinci yılı olduğunu. Geçen yıl Ekim ilk haftası gibi burada dikimini yaptırmıştık. Biz de bizzat başında uygulamalı bir şekilde gösterdiğimiz bir seramız. Biraz uzunca olacak. Onun için şimdiden sizi sıktıysam özür dileyeyim. Hani biz seranın içine girelim, en iyisini çekelim gibi bir felsefeye sahip değiliz. Biz de zaten hepsi aynı kalitede, tornadan çıkmış gibi dallarımız. Benim karışımdan çok daha büyük parmaklarımızın uzunluğu.
Tekrar fidanlarımıza iniyorum. Sağlı sollu. Şimdi hızlıca sıramızın diğer başka bir sırasına geçiyorum. Burada farklı olup olmadığını da bu arayı da evet oyulmuş bitkimizin fidanı sonuna kadar burada biraz daha hızlıca giderek görelim. Karşıya kadar şöyle bir göstereyim. Uzaktan bu seramızın orta kısmı, ya ortaya gelen bir kısmı. Orta kısımlarda dallar biraz daha genelde küçük olur ama bizde dalında fidanında hiç farklı olmadığı ortada. Biraz videomuzun uzun olacağını söylemiştim. Biz sırayı daha beraberce göreceğiz. Şu haliyle 55 kilo, 60 kilo civarında, 60 kilonun üzerinde dallar. Şimdi girdiğimiz kapı biraz daha uzak bir sıradan devam edeceğim. Fidanlar burada farklı değil. Şimdi buradan da dalları görelim. Buralarda farklı mı? Tabii ki bunun kararını verecek olan sizlersiniz. Yürümesi daha kolay olduğu için bir yan sıraya geçtim. Oyma bitkimizin fidanı yanında da dala. Fidanlarımız, dallarımız köklerimiz yürüme yolu üstünde. Şöyle yürüme yolumuz. Tekrar devam ediyorum. Aralardan da geçiyorum.